Avantajı doğanın avantajı işte, bakın ne apartman var ne bir şey var, bir katlı köy evleri var işte etrafta, bak mis gibi, böyle bir yer alın, köyde yaşayın, çocuğunuz toprakla oynasın değil mi? Evet. Toprakta oynasın, bırakın salın gezsin, mis gibi hava. Evet, nereye geldik? Balıkesir Gönen Kalfaköy'deyiz. Kalfaköy Gönen'e 6 kilometre, çok yakın, ulaşım sorunu yok. Saat başı buradan Gönen Manyas arabaları geçiyor. Güzel bir köy. Yerimiz 2800 metrekare. Hemen köyün kenarında bir yer. Buranın yarısından fazlası imarda. Plan proje çizilmiş. Ev projesi çizilmiş. Havuz projesi. Dam, hayvan yapacaksanız dam projesi. Ve bir de depo. Burada bir kuyu yapmışlar. Bu kuyudan da kuyu suyu çıkıyor. Köy hemen, bakın evler 50 metre bitişiğinde. Buradan elektrik de alınabilir biraz masrafla. Oradan alınabilir 50-60 metre ileride. Yerimiz çok hafif, böyle tatlı bir meyin. Etrafı beton direkli çitle çevrilmiş, bakın görülüyor bu şekilde. Hafif dörtgen gibi, biraz kare gibi. Şurada hafif bir çap var. Evet, plan projesi çizilmiş. Hemen alıp buraya evinizi yapabilirsiniz. Sisteminizi kurabilirsiniz. Kadastro gelmiş, etrafını güzelce mal sahibi kapı yapmış. Yazmış, aracınızla gelirsiniz. Asfalt yol, köyün kenarında, şehir merkezine yakın. 2800 metrekare bu güzel arsa bizim tarafımızdan satılacak. Kapısı kapalı olduğu için içine girmedik. İçine ot olmuş. Sahibi pek ilgilenememiş. Bırak deli Haydar, bırak be kardeş. Kafayı bozmaya değmez bu dünya. İster hızlı dönsün, isterse yavaş. Sen seni üzmeye değmez bu dünya. Fani diyen varsın desin, sana ne? Gönül veren gitsin versin, sana ne? Haydut vursun, hırsız yesin, sana ne? Gücenip kızmaya değmez bu dünya. Nerede kan akıtıp kavga verenler? Nerede şimdi sefasını sürenler? Ne götürdü kucağına girenler? Bir yırtık çizmeye değmez bu dünya. Hayaller kur, tesbih tanesi farz et. Hepsi de senindir, 33 adet. Bırak kalsın orada, hiç çekme zahmet. İpliğe dizmeye değmez bu dünya. Kulpu yok ki neresinden tutasın. Sana göre lokma değil yutasın. İçine gireni Allah kurtarsın. Üstünde gezmeye değmez bu dünya. Gel gitme kal desem kalamazsın ki. Ortadan böl desem bölemezsin ki. Git tekrar gel desem gelemezsin ki. Aldanıp azmaya değmez bu dünya. Almak, satmak, tapu senet, nafile. Toplayıp yığdığın servet, nafile. Sıla nafiledir, gurbet nafile. Güzelce içini temizleyin. Güzel meyve bahçesi yapın. Değmez bu dünya. Ev projesini yukarı çizmiş. Evet. Buraya bir depo çizmiş. Yanına bir havuz çizmiş. Bir tane koyun, bir bakmak için, hayvan bakmak için yer. İsterseniz hepsini yapın. İsterseniz sadece evi yapın. Buraya hemen alın evi yapın. Yani çok da güzel. Konum olarak da bakın, arka kısımlar hep mera. Orada rüzgar gülü var. Yani bölge güzel. Avantajlı bir bölge. Yani şehir merkezine yakın, yakın olması, köyün kenarında olması, bazı aileler işte köyün ortasında olması, kenarda olsun diyorlar.
Ulaşım sorunu hiç yok. Buradan minibüsler geçiyor. Gönen Manyas minibüsleri. Saat başı buradan geçiyor. Burada dur. Bin minibüse Manyas'a git. Gönen'e git. Yani o yönden de iyi. Burayı duble yol yaptılar. Eskiden ana yol burasıydı. Şimdi duble yol. Gönen Manyas yolu. Bu aşağıdan çalışıyor. Çok yakın da değil. Yani şöyle 200-300 metre aşağıdan. Yani buradan kamyonlar, tırlar çalışmıyor. Aşağıdan çalışıyor. Az bir ses geliyor. Çok fazla bir ses gelmiyor. Buradan sadece bakın minibüs geçiyor. İşte Gönen Manyas minibüsü. Minibüsler buradan geçiyor. Köyünden çünkü yolcu olursa indiriyor. Oradan geç, orayı kullanmıyor. Orada tırlar, kamyonlar, transit köye uğramayanlar, transit aşağıdan geçiyor. O yönden burada da çok fazla aşırı bir gürültü olmuyor. Biraz hafiften bir ses geliyor. Evde oldunuz mu o sesle gelmez. Evet değerli dostlar, Kalfa köy. Büyük de bir köy. Köyde bakkal da var. Evet, bu arsanın sahibi bakalım kim olacak, değil mi? Evet. Kim olacak? Kim olacak? Aslında kısmet kiminse onun olacak. Yani. Gelip alacak elbet. Evet. Yani biliyorsunuz piyasalarda maalesef her geçen gün yükseliyor. Yani malı alan kârdadır. Malı satan zarardadır, değil mi? Evet. Hep satanlar zararda. Keşke satmasaydım ya, geçen sene sattım diyenleri çok duyduk. Yani satıp da tabii farklı bir işte kullanın, ihtiyaç için kullanıyorsa ayrı bir mevzu ama bir malda satılmaz normalde. Sattığın zaman zarardasın, hele şu dönemde çok zarar. İçine meyve ağaçları da ekmiş, ceviz meviz falan ekmiş değil mi? Onlar evet, ceviz evet, ağaçları. Evet. Geçen sene ceviz falan da ekmiş. Biraz da ufak böyle birkaç yaşında ceviz ağacı da var. Evet değerli dostlar, bugünlük bu kadar. Allah kurtarsın, üstünde gezmeye değmez bu dünya. Gel gitme kal desem kalamazsın ki. Ortadan böl desem bölemezsin ki. Git tekrar gel desem gelemezsin ki. Aldanıp azmaya değmez bu dünya. Almak, satmak, tapu senet, nafile. Toplayıp yığdığın servet, nafile. Sıla nafiledir, gurbet nafile. Yağmaya, tozmaya değmez bu dünya. Sınırlar çizilmiş, konulmuş yasak. Beş para etmezdi bizler olmasak. Kısmen gözyaşı, kan, kısmen kirpasak. Yıkayıp süzmeye değmez bu dünya. Senin benim ne ki, küçük mü, dar mı? Hani kimin dostu, kimseye yar mı? İnsan öldürmenin manası var mı? Karınca ezmeye değmez bu dünya. Misafirsin, misafirlik suç değil. Bakacaksan uzaktan bak, güç değil. Eti yenmez, koyun değil, koç değil. Derisin yüzmeye değmez bu dünya. Kabuktur, manayı unutturmasın. Babayı, anayı unutturmasın. Boş hayal, Mevla'yı unutturmasın. Tırnakla kazmaya değmez bu dünya. Arkası karanlık, önü karanlık, yarını karanlık, dünü karanlık. Kendine çağırır seni karanlık. Bir küçük hüzmeye değmez bu dünya. Cazibesi özelliği yok demem. Nakış nakış güzelliği yok demem. İki günde kaçar gider çok demem. Anlayıp sezmeye değmez bu dünya. Unutma ki yolcu yolunda gerek. Yolcunun azığı beyinde gerek. İnsanlar insanlık halinde gerek. Mest olup sızmaya değmez.
bilmez bu dünyası. Bilesin ha canım Haydar, bilesin. Seni bekler soğuk mezar, bilesin. Ebediyet ötede var, bilesin. Tek satır yazmaya değmez bu dünyası.